Merhaba arkadaşlar. Öğretmenim, sana bir soru sorabilir miyim? Yine bir soru Alican. Sor bakalım, bugünkü sorun ne? Çok merak ettim. Hemen soruyorum madem ki merak ettiniz öğretmenim. Şimdi güneş doğudan doğuya, batıdan batıyor ya öğretmenim. Evet Alican. Batıdan batarken ben böyle konsam ona yetişebilir miyim? Elbette yetişemezsin Alican. Güneş burada batarken başka bir yerde, dünyanın başka bir yerinde doğuyor. Nasıl yetişeceksin? Öyle mi? Demek ki yetişemem. Yetişemezsin tabii. Peki batması olmaz mı? Hep böyle burada dursa. Hay diline eşek araları soksun. Bak evladım, Rabbimiz, yüce Rabbimiz evrene ve içindekilere planlı ve programlı bir şekilde görevler vermiştir. Her şeyi planlı programlı yaratmıştır. Güneşe de öyle bir görev vermiş ki dünyayı hem ısıtsın hem de aydınlatsın. Eğer güneş burada batmasaydı gece de hiç olmazdı. Almasın da alacak, hep gündüz olsun. Yahu evladım öyle şey olur mu? Gece mesela beynimizden salgılanan gece karanlık hormonu var, melatonin. O eğer salgılanmazsa vücudumuz yorgun düşer, hastalanırız, bünyemiz zayıflar. Bu da neye sebep olur? Dünyadan kısa sürede veda etmemize sebep olur. Allah bizim için neler yaratıyormuş da haberimiz yokmuş. Ya. Bir şey diyeceğim. Öğretmenim, keşke güneş gitmeseydi. Demek ki Allah bizim için bir sürü şey yaratmış. Bizim haberimiz yok. Ben sadece böyle havaya, suya bir de yemeğe ihtiyacımız var zannediyordum. İşte öyle değil evladım. Ne demişler? Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Bunları öğrenmek lazım. Peygamber Efendimiz bile bak ne demiş? İlim Çin'de de olsa gidip arayın. Ben de bir söz biliyorum. Mesela ayağını sıcak tut, başını serin. Vur kendine bir iş, düşünme derin derin. Hay burnu kırılasıca, sen bu sözü ne kadar yanlış anlamışsın. Yanlış mı anlamışsın? Evet. Orada şunu demek istiyor. Önemsiz mesele ve konuları kafana takarak takıntı hastası olma boşu boşuna. Yoksa Allah'ın verdiği aklı elbette kullanacağız. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, niye bu dünyada varız? Bunları sorgulamak için aklımızı kullanacağız. Bunların hepsini düşüneceğiz mi yani? Evet, bunları düşünmemiz lazım ki. Düşünmezsek ne olur? O zaman hiçbir şey bilmeden bu dünyadan ayrılırsın. İlmin hiçbir şeyin olmaz. Ne gerek var? Ben düşünmek istemiyorum. Ama eğer düşünürsen ilmin artar, her şeyi bilirsin. Ben hiçbir şey anlamadım öğretmenim. Mesela bak şimdi düşün. Senin bir arkadaşın otobüste eve giderken eski bir arkadaşınla karşılaşıyor. Ona merhaba derim. Merhaba dedikten sonra ona hayrola arkadaşım, nereye gidiyorsun, nereden geliyorsun diye soruyorsun. Hayrola arkadaşım, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? O arkadaşın da sana cevaben diyor ki, vallahi arkadaşım hiç bilmiyorum, inan ki bilmiyorum. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum, bu konuda hiçbir fikrim yok. Bu arkadaşa nasıl, hangi gözle bakarsın? Öyle şey mi olur canım, otobüse niye bindik ki? Ben öyle biri olmak istemem. Ya çok kötü işte. İlimsiz olursan, hiçbir şey araştırmazsan, düşünmezsen bu arkadaş gibi olursun. Öğretmenim biz dünyaya niye geldik? Biz bu dünyaya evladım Allah'ın muhatabı olarak ve yeryüzünün yöneticisi olarak geldik. Çünkü Allah bize bu kabiliyetleri vermiş. Öyle mi? Bize bu güçleri verdi mi? Bize bu güçleri vermiş. Bir de iman edip güzel şeyler yapalım diye bu dünyaya geldik. Üstelik Allah Yüce Rabbimiz bize peygamberler gönderdi ki rehber olsun, bize güzel örnek olsun. Doğru, bir sürü peygamberimiz var. Onların hepsi bize örnek olsun diye geldi değil mi? Tabii ya. O zaman ben onları, bize ne diyor, bizim için neler yapmışlar, onları araştırıp öğreneyim. Evet, en güzeli böyle araştırıp öğrenmek. Tamam öğretmenim, ben araştırıp öğreneceğim. Ben sana bir tane internet sitesi önereyim o zaman. O sana çok yardımcı olacak. Olur. Sorularla İslamiyet diye bir site var. Sorularla İslamiyet. Evet, internete sorularla İslamiyet diye yazınca sorunu yazıyorsun ve karşılığında cevabını alıyorsun. Bütün sorularıma cevap verebilirler mi? Bütün sorularına cevap verebilirler. Siz de artık benim sorularımdan mahrum kalacaksınız ama olsun. Yok canım, o siteyi kullansan da yine aklına bir şey gelince
Bana sor, ben her zaman buradayım. Ha tamam öğretmenim, bundan sonra sana soralım. Tamam o zaman, ben de gideyim, dersimiz bitti. Ha öyle mi? Hadi görüşürüz, kendine iyi bak, sorularını bekliyorum. Mutlaka getireceğim öğretmenim. Mutlaka getir. Hadi görüşürüz. Sorularla istabil.